Sercan hatta mı? Tamam. Sercan, Beşiktaş'ın taktik antrenmanda da ne diyor? 11. Senin görüşmelerden elde ettiğin, antrenmanları takip ederek elde ettiğin 11 nedir? Kasımpaşa maçında nasıl bir 11 bekliyorsun? Beşiktaş cephesindeki son gelişmeleri senden alalım. Halil Umut Meler'e yönelik de nasıl bir yaklaşım var? İçeride neler konuşuyor? Onu da eklersen seviniriz. Ender abi yine yayınlar, kolay gelsin. Herkese selamlar, saygılar. Beşiktaş'ta son dönemlerde gerçekten çıkan fotoğraf itibariyle çok eksik oyuncular var. Cenk Tosun ve Dorukhan koronavirüs testleri pozitif çıktığı için oynayamayacaklar. Raşit Gezal'ın sarı kart cezası var. Hasic sezonu kapattı. Aboubakar yaklaşık 10 gün oynamayacak ve Mensah'ın da adresinde problem var. 6 önemli eksik. Herhalde burada hafta boyunca ilk 11 içerisinde en fazla merak ettiğimiz Enkudu bir kanat olabilir. Adem Ne iç mi acaba kanada geçecek? Bugün yapılan taktik çalışmasında Sergen Yalçın ve teknik heyet Valentin Rozier'i kanatta kullandı. Diğer kanatta önde. Da, önde evet, mi Sercan? Önde, evet Ender Bilgin önde Rozier. Hmm. Arkasında da Necip Uysal. Genel itibariyle ilk 11'den bahsedelim. Kalede Ersin Destanoğlu'nu bekliyoruz. Evet. Savunmanın sağında Necip Uysal. Ortada Wellington ve Vida. Sol bekte Rıdvan'ın yerine Ensakalı'yı tercih edeceğini umuyoruz. Ve beklentimiz bu şekilde Sergen Yalçın'ın. Evet. 4-1-4-1 taktiğinde Josef ve Atiba Laiç ile beraber üçlü orta saha. En kuru bir kanat Rozier. Bir kanat forvette ise Kaylar'ın, Gökhan Tören'in sakatlığını atlattığını, maç kadrosunda olduğunu söyleyelim. Beşiktaş Kulübü kamp kadrosunu açıklamıştı. Öte yandan akşam yapılan saat 18 sularında gerçekleşen taktik çalışmasını Sayın Başkan Ahmet Durçebi ve As Başkan Emre Kocadağ, ikinci Başkan Adnan Dalgakıran da izledi. Aslında böyle bir kritik viraj içerisinde takıma destek verdiklerini de göstermek istedi Beşiktaş yönetimi. Halil Umut Meler'le ilgili şu parantezi açalım. Yarın biz Beşiktaş yönetimin neredeyse tam kadro şekilde Kasımpaşa stadında, Recep Tayyip Erdoğan stadında olmasını bekliyoruz. Biz hafta içi bu hafta içi yöneticilerle veya işte tesisle konuştuğumuz zaman evet gündem maç Kasımpaşa mücadelesi ama gündemin %51'ini Halil Umut Meler taşıyor. Zaten gerekli açıklamalar yapıldı, bunun üzerine bir şey söylemeyeyim ancak maçta olabilecek bir Beşiktaş aleyhine bir hata sonucunda puan kaybı gerçekleşirse Beşiktaş'ın sert bir cevap vereceğini, hatta Sayın Başkan Ahmet Durçebi bizim kanalımızda özel bir röportaj gerçekleştirmişti. Sayın Başkan orada demişti ki taş üstünde taş bırakmam. Öyle bir maç gerçekleşirse sanıyorum biz o röportajı kullanmak zorunda kalacağız. Peki, teşekkürler. Tabii Sercan da ona vurgu yapıyor. Az önce sizin söylediğiniz nokta bir risk mi? Bir risk tabii ama hakemin üzerindeki baskı artıyor elbette. Kasımpaşa tarafı da mesela bir açıklama yaptı. Hakemin bu kadar hedef olmasından dolayı tedirgin olduklarını vurgulayan. Çünkü Kasımpaşa'nın da yayının ilk bölümünde söyledik. Sıralamadaki yeri sıkıntılı, kolay bir yerde değil. 16. Yani, böyle bir FIFA hakemi var Ender. 31 gelecek vaat ediyor. 35 yaşında. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetmiş. İyi bir yabancı dili var. Duruşu var. Ya, şimdi bu çocuğu böyle risk etmemek gerekir bu maçta. Ya, bu maç o maç değil. Farz edelim böyle bir hata yaptı iki tarafın. Lehine aleyhine az önce söyledim. Ne yapacaksın şimdi? Zaten bütün hafta bu hakemleri konuştuk. Oyunu falan konuşamıyoruz. Maçtan sonra, Beşiktaş maçından sonra yine bir haftada bu gidecek. Diğer maçlara kadar, hafta içi maçlarına kadar. Bunu bu hale getiren de MHK. MHK. O yüzden MHK'nın görevi neyse. Hırsızın, hani demiş ya adam hırsızlık yapmış da hani şey hırsızın hiçbir suçu yok. Ya kardeşim tamam da. Yani o beyanatı veren doğru mu veriyor Sergen? Hayır, bu maça ya arkadaşlar hocam, pardon ya. Yani neyi konuşuyorsunuz ya? Yani onun taraftarı var diye oynuyorsunuz. Bu adamları iman. Bir daha bu maça vermeyin. Hocam niye oynayalım ya? Biz kendi inandığımızı söylüyoruz. Niye abi oynayalım ya? Bu maça vermeyin. Deme hakkı var mı Sergen'in? Niye söylemiyorsunuz? Hayır söyledik. Peki, sen hocam, dinlemiyorsun hocam. Başta ya söyledim ya. Çeksinler kasetten baksınlar. Ben söyledim. Sergen Yalçın yanlış dedi. Yapmayacaklar. MHK'nin de bu yanlışa hamle yapmaması bilmem, gerek. Fener'e Beşiktaş Galatasaray. Garibanı siz bu maça vermeyin. Bir daha bizim maça vermeyin. Bu Beşiktaş hocam, olayı bu da değil ya. Bu Beşiktaş yani olayı yani onu hiç, onu böyle bir perde arası filan öbür türlü yanlış filan olur mu ya filan.
Abi bu kafayla devam edeceğiz. Ya. Hocam, doğru yaptı Serdar Tatlı. Helal olsun sana. Hocam bu bizim fikrimiz. Çekersin gidersin herkes de kendi bizim işine bakar. Bizim fikrimiz hocam, senin de fikrine saygı duyacağız. Aynı sen de bizim ya, herkesin fikri söylüyorum. Ayrı. Biz bunun için buradayız. Ama, fikre katılmak için ya. Değil. Siz kendi fikrimizi söyleyeceğiz hocam. Tabii fikrinizi söyleyeceksiniz. Senin fikrimiz ama bir şey demiyoruz hiç ki. Hiçbir suç yok. Sergen hocam, diyor ki söyledim, teknik direktör olarak diyor ki bir daha bizim başımıza vermeyin. Senin böyle bir şey söyleme hakkın yok kardeşim. Ben az önce. Senin böyle bir şey söyleme hakkın yok. O oyundan sonra, o maçtan yok. Sonra tabii. Sergen hocadan böyle söylemeye hakkı yok. Bir dakika Ahmet hocam, yok. Bir dakika. Hocam maçtan sonra kulüplerin özellikle. De böyle bir açıklama yapmaya hakkı yok. Bu hatayı yapıyorlarsa Profesyonel Disiplin Ceza Kurulu ne güne duruyor? Gidecek onlara verecek cezasını. Onlara ceza vermek Serdar Tatlı'nın meyakenin işi değil. Az önce Erman Hoca söyledi ya, kaset var biraz geriye sararlarsa konuşma başına, dedim ki Sergen Hoca'nın böyle bir beyanat vermesi yanlış orada. Ama yanlışa da yanlışla aynı şekilde gidilmez. Bu benim düşüncem. Kimse de taraftarı oynamıyor. Beşiktaş, bu yaptığı yanlış. Beşiktaş maçı değil. Demiş. Fener hatta dedim ki evet. Galatasaray Trabzon'a da üzerine koymasın. Yanlış. Güzel de. Fenerbahçe maçından evvel o maçın hakemine koç grubunda çalışıyor dedi Beşiktaş başkanı. Geriye hiç öyle bir şey yoktu. Geriye gidersek birçok şey var. Hiç kimse olayın üstüne gitmedi. O maç bitince bitti. Yok öyle hikaye ya. Bunun bir defa önüne geçilmesi lazım hocam. Abicim, sürekli pardon, şu hakemi ya. İstemiyorum, bu hakemi istemiyorum diye. Çocuğa yazık değil mi ya? Koç grubunda çalışıyor dediler. Alakası yok mu çocuğun koç grubuyla? Hocam o zaman İş mi? Kurayla çekilsin. Maçı kazanmak için konuşuyorsun. Hani bir kere söyleyeyim. Kurayla çekilsin hocam, o zaman. Kurayla, kurayla değil ya. Hocam bir tek tartışılmayacak nokta bunun kura işi. Kurayla çekilecek o zaman. Hocam bilgi, görgü, deneyim hiçbir zaman kuraya girmez. Onu Mehmet Ali Yılmaz yaptı. Mehmet Ali Yılmaz bunun onu yaparken, bir tek ondan geçebilir Mehmet hocam. Ali Yılmaz onu yaparken hakem aleminin içindeki rezilliği yakından biliyordu ya. Evet. Ama önüne geçemiyoruz ki hocam, ama, eğer bu olmasa. Bir tek ama, görecek, göz görecek. Ama Trabzon-Fenerbahçe maçında torbaya çıkıldı. Torbaya atıldı. Benim maçım falan yoktu, sıram da yoktu. Bana Fenerbahçeli bir idareci, ayrı yazıcı, sen olacaksın hakem dedi salı günü. Perşembe günü torbadan ben çıktım Mehmet. Tesadüf hocam. Üç tane Erman atarsan bir tane Erman çıkar. Sizden bahsediyorsunuz ya. Ben şu anki hocam ben bu durumdan, alemi iyi biliyorum. İyi biliyorum hocam, tabii ki şu anki durumdan ben bahsettim. Yani bu kadar konuşulan bu alem bir şeyde. Bu alem içeriden iyi biliyorum. Evet. Yani hakem şansı yanında olsun diyelim. Halil Öntmeler'in. Kolay değil. Evet de üzerinde baskı olacak. İşte bu şansa falan Ender, hakem. Ender iyi hakem. Yani gelecek vadede niye hakem? FIFA'nın da böyle beğendiği bir hakem. Evet. Yani böyle bir riskli son haftalar gelirken bunu böyle Halil Öntmeler'i bir anda vermek doğru değil. Yani aynı şeyleri böyle tekrara da düşüyoruz. Az önce de söyledim. Sergen Hoca'nınki yanlış ama sen MHK olarak da bu yanlışa yanlışlıkla cevap veremezsin. Bu da neden? Büyük olasılıkla işte Mayıs ayında ligler bittiğinde gidecek diye düşünüyor Serdar Tatlı. Serdar Tatlı ile ilgili daha önce de söyledim, sene başında da. Ben kendi maçımı da teknik adam olarak geldi, Süper Lig'de yönetti. Benim de yönetti. Her sağda. Geldiğinde de biz dürüst insan olduğunu, namuslu insan olduğunu bilirdik. Evet evet. Gördüğünü çalan. Çok düzgün insan. Yani o önden hiçbir kere farklı bir düşüncede süper hiçbir zaman olmadım. Ama özellikle bu seneki performansı bir kere, yani sırf hakemleri değil maçı yöneten aynı zamanda VAR hakemleri çok facia olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi hatalar oldu. Yani bu tesadüf değil. Ama bununla beraber bu Halil Öntmeler, bu Beşiktaş için değil, Fenerbahçe, Trabzon, Göztepe, Ankara Gücü için de olsaydı, aynı şekilde Konyaspor için olsaydı üst üste verilmesi doğru değil. Hakem bir kere skor varın kaygısı çalışmaz bir teknik adam. Mu? Hakem de bu baskıyla Yusuf çalışmaz. Yusuf Namoğlu burada geldi, anlattı bize VAR'ın nasıl gittiğini, nasıl işlediğini. Maalesef Merkez Akım Komitesi'nin boynuna davulu koyuyorlar ama tokmağı onlar vurmuyorlar. Ya... Hocam Merkez Hakem Komitesi de o davulu o zaman omuzuna astırmayacak. Tabii astırmayacak. Astırmayacak. Yeri geliyorsa mücadele o geri... Edecek, o olmuyorsa evet, da gidecek. Mücadele edecek, gidecek. Baştan asıyorlarsa zaten. Hiç gelmem. Evet. Gittiler sonradan zaten. Asıyorlarsa öyle o da asmaz. Ne güzel. O yüzden o insanlara zaten. İhtiyacımız var bizim. Öyle gittiler öyle zaten. İnsanlara ihtiyacımız ama var. Ama onlar gidiyor işte. Hem de hocam... Onlar gidiyor da başkaları gelecek. Hocam, i̇yi tutamıyorsun. İşte böyle gide. Hocam nereye gidecek? Size bir şeyden bahsediyorum ya. Federasyon başkanı telefon açıyor. Şu dört hakeme diyor ben vereceğim, diğerlerine sen ver diyor ya. Yakın zamanda, çok eski değil. Bana söylettirmeyin bunları. Hocam kusura bakmayın. Belki de biliyorsunuzdur. Oralardan geldik buralara. Evet.
Peki. Nihat Özdemir'in haberi yok. Bak nereden nereye geliyoruz? Kadro üzerinden bir şey söylemek ister misiniz? Beşiktaş'la ilgili. Şimdi Necip sağ bekle dedi Sercan. Önünde Rozier dedi.